Bugünkü konuklarımız Suzuki Vitara ve Hyundai Kona. Bu iki otomobil çok güzel bir mücadele içerisinde. Çünkü 2018 yılına kadar, daha doğrusu 2019 yılına kadar Suzuki Vitara küçük crossoverlar sınıfının zirvesindeydi. En çok satan modeliydi. 2019 yılında ise liderlik Kona'ya geçti. Yani eski lider yeni lidere karşı liderlik mücadelesi diyebiliriz. Bu sınıfta, ama sınıfta tabii ki çok iddialı yeni modeller var. Onlardan bir tanesi de liderliği kapabilir. Bu arada da Suzuki Vitara makyajlandı ve belki de liderliği kaptırmasına neden olan eksiklerinden de arınmıştır. Böylece çok daha güçlü gelmiştir. Buraya lafı çok fazla uzatmayacağım. Sadece bir şey size açıklamam lazım. Belki fark etmişsinizdir. Normalde ben böyle karşılaştırmalarda alfabetik sırayı takip ediyorum videoların yerleşiminde. Ama burada Suzuki Vitara önce, sonrasında Hyundai Kona olacak. Çünkü araçların geliş tarihleriyle ilgili farklılıklar oluştu. Bu seferlik böyle olsun. O zaman Suzuki Vitara ile Hyundai Kona arasındaki mücadelede kim geçer görelim. Suzuki Vitara ve Hyundai Kona'nın boyları neredeyse birebir aynı. Bunun bir sonucu olarak da bagajda mesela aynı sunumları bekleyebilirsiniz ya da çok yakın sunumları bekleyebilirsiniz ki durumda tam olarak böyle gerçekleşiyor. Suzuki Vitara'nın bagaj hacmi 375 litre. Buna karşılık Hyundai Kona'nın bagaj hacmi de 361 litre. Normal şartlarda 14 litre yaşamanızı değiştirmez. Çok daha fazlasını sahip olmazsınız ama iki araç arasında bazı kullanışlık farklılıkları da var. İkisinin de mesela değişken zeminleri var. Ama sadece Suzuki Vitara'da bu zeminin altındaki bölüm içinde ek bir örtü var. Yani direkt yedek lastiğin üzerine yükleme yapmanız gerekmiyor. Hyundai Kona'da olduğu gibi. Bunun dışında eğer bagajları genişletmek isterseniz koltuk sırtlıklarını yatırdıktan sonra basamaksız bir zemin elde edebiliyorsunuz iki araçta da. Yani rahatça büyük yükleri yükleyebileceksiniz bu araçlara. Ama sadece Suzuki Vitara'nın pandizotu bu değişken zeminin altında depolanabiliyor. Yani pandizot bu araçta kolayca önünüzden kalkıyor ama Kona'nın pandizot içinde bir yer düşünmeniz gerekecektir. Büyük bir eşya taşımayı planlıyorsanız. Bütün bunların ışığında ufak tefek farklarıyla birlikte, ufak tefek ama günlük hayatınızda etki edecek farklarıyla birlikte Suzuki Vitara bu bölümün kazananı oluyor. İki otomobilin boyları neredeyse birebir aynı ama aks mesafeler açısından ciddi bir farklılık var. Suzuki Vitara'nın aks mesafesi 2 metre 50 santim. Böyle bakarsanız da bırakın küçük crossoverları, küçük sınıf hatchbacklerden bile bazılarından en azından daha kısa aks mesafesine sahip olduğunu söyleyebiliriz Suzuki Vitara'nın. Bunun sonuçları olabilirdi ama öbür taraftan mühendislik çözümleriyle bu da düzeltilebilir, değiştirilebilir ki Suzuki de tam olarak bunu yapmış. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel bir diz mesafesi var. Çok anormal değil, çok büyük bir diz mesafesi değil, çok geniş bir diz mesafesi değil ama bu sınıf için gayet iyi diyebiliriz diz mesafesi için. Baş mesafesi biraz daha sınırlı ama bu araçta açılır bir cam tavan var. Eğer bunu almazsanız Vitara'nın baş mesafesi de oldukça iyi oluyor. Cam tavansız haliyle Vitara arka koltukta bu sınıftaki en iyi alanlardan, yaşam alanlarından bir tanesini sunuyor. Sunumlara geçince pek öyle hissettirmediğini kabul etmek lazım. Kalite açısından hiçbir şey beklememeniz gerekiyor. Kapı içinde güzel bir cep var. Direkt şişeler için tasarlanmış bu cep. Ama tabii ki başka eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Sürücü koltuğunun arkasında değil ama yolcu koltuğunun arkasında bir saklama cebi bulunuyor. Bu da uzak doğu araçların neredeyse hepsinde karşılaşılan bir durum. Havalandırma çıkışı, USB portu vesaire yok. Zaten bu sınıfta da bunlar pek sunulmayan donanımlar. Ortaya geçmek isterseniz orta yükseklikte bir şaft tüneli var ama sorun şaft tüneli değil. Buradaki bu konsol çok fazla geriye geldiği için ortaya geçmek biraz zahmetli oluyor. Yalnız oradan geçirmek en azından bir yetişkin için zor oluyor. Ama geçtikten sonra burada oturmak keyifli bile diyebilirim. Minder normal yumuşaklığına sahip, çok yüksek değil. Sırtlık gayet yumuşak. Baş mesafem hala var. Diz mesafem gayet güzel. 3 yetişkin burada seyahat edebilir. Hatta 3 yetişkinin seyahat etmesi için de bu sınıftaki en iyi araçlardan bir tanesidir muhtemelen Suzuki Vitara. Bu tarafa geri dönecek olursam bir kol dayanağı bulunmuyor. Bacağım orada sıkıştı. Ama durumlar böyle. O zaman Kona'ya geçelim. Bakalım o neler sunuyor bunlara karşılık. İki otomobilin boyları birbirine çok yakın olsa da aks mesafelerinde ciddi bir farklılık var. Suzuki Vitara'nın 2 metre 50 santimlik aks mesafesine karşı Hyundai Kona 2 metre 60 santimlik aks mesafesine sahip. Aks mesafesi söz konusu olunca da 10 santimlik bir fark ciddi sunum farklılıkları oluşturabilir gerçekten de. Ve mühendislerin daha kolay çalışmasını sağlayabilir. Ama burada gördüğünüz gibi çok da büyük farklılıklar yok. Hatırlatayım, benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre yerli. Burada Vitara'dan biraz daha iyi diz mesafesine sahibim. Ayaklarımı koltuğun altına sokabildiğim için biraz daha rahat hissediyorum.
diz mesafesi açısından ama baş mesafesi açısından Vitara kadar bile bir sunum yok burada. Bu araçta bir sunroof var sadece. Açılır cam tavan yok Vitara'daki gibi. Sunroof var ve sunroof'un harcadığı alan da aslında hemen başımın önünde bitiyor. Bu sayede içerideki bombeden baş mesafesi ölçüyorum. Orada makul rakibiyle. Ama ve birazcık doğru olursanız ya da benden biraz daha uzun boylu birisi olursa buradaki boşluktan yararlanamayabilir ve bu bombeye başını çarpabilir. Ve ayrıca alan hisleri de zaten bambaşka. Burada koyu renk kaplamalar var. Biraz daha dar cam alanları var. Ve Vitara'nın daha rahat hissettirmesine neden oluyor bu da. Kona'dan inip Vitara'ya bindiğinizde daha sanki ferah, daha geniş bir alandaymış gibi hissediyorsunuz. Arka koltuklarda. Peki bu neden oluyor rakamsal olarak avantajı olmasına rağmen Kona'nın? Çok basit bir cevap var aslında bunun. Buradaki içten yanmalı motora sahip bir Kona ama Kona'nın hem hibrit motorlusu hem de elektrikli motora sahip bir versiyonu bulunuyor. Bu 3 değişik güç kaynağıyla birlikte çalışabilmesi için Kona'nın altyapısı biraz daha farklı düzenlenmiş. Mühendisler tabii ki bu farklı güç kaynaklarına da uygun bir yapılanmayı tercih etmişler. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı otomobillerin sundukları birbirleriyle aynı aslına bakarsanız. Kaputun altında ne tarz bir motor olursa olsun. Yani bu içten yanmalı motor mesela elektrikli motorun ihtiyaç duyacağı bazı boşlukları bu altyapıda kullanamıyor. Modern dünya böyle bir yer ama bunun içinde yapacak çok fazla bir şey yok. Böyle çeşitliliklerle artık çok sık karşılaşacağız. Bu arada Kona'nın Avrupa'daki satışlarının 1/4 birinden biraz daha fazlası elektrikli motorlu versiyonla birlikte yapılıyor. Yani gayet iyi işler çıkartıyor Hyundai bu bölümde. Sunumlar böyle. Alan hissi konusunda yani Vitara daha iyi. Rakamsal olarak da çok da uzak değiller birbirlerine. Diğer bölümlere geçersek kapı içlerindeki kalite hissi mesela burada çok daha iyi. Yine sert plastikler var ama dokuları farklı ve parmak uçlarınıza çok güzel hitap ediyor. Ayrıca kapı kolu çevresinde de saten plastik kullanılmış mesela. Böylece dokunduğunuz yerlerde iyi karşılıklar alıyorsunuz. Kapı kolunda da lake kaplama var mesela krom yerine lake kullanılmış. Kapı iç cebi güzel. Şişeler için bir yeri var. Saklama alanı var. Birkaç tane eşyanızı buraya koyabileceksiniz. Hem sürücü koltuğunun hem de yolcu koltuğunun arkasında fileli saklama cepleri mevcut. Bunun dışında sunumlara geri dönersem havalandırma çıkışı USB portu gibi bir şey burada da bulunmuyor. Orta bölüme geçmek isterseniz orta yükseklikte ama rakibinden biraz daha yüksek bir şaft tüneliyle birlikte geliyor Hyundai Kona. Orta bölüme geçtiğimde bunun hiçbir önemi olmuyor çünkü minderin burası şişkin, sırtlık sert ve başım neredeyse artık tavana değmek üzere. Yani orta bölümde seyahat etmek zorunda kalacaksam Vitara'da olmayı tercih ederim. Kona yerine Kona'nın bu koltuğu yetişkinler için tasarlanmamış ne yazık ki. Yere geri dönecek olursak burada bir kol dayanağı mevcut. 2 tane bardaklık mevcut. Burada hayat güzel ama bu bölümün kazananı Suzuki Vitara oluyor sunduğu farklılıklarla sunduğu alan hissiyle özellikle rakamsal olarak çok fark yok çünkü iki model arasında. Kona birazcık farklılığının daha doğrusu modernliğinin kurbanı olmuş diyebiliriz burada. Bakalım yola geçtiğimizde bu modernlik Kona'nın işine yarayacak mı? Durumları tersine çevirecek mi? Çünkü şu anda Vitara önde gözüküyor. İlk olarak Suzuki Vitara'nın direksiyonundayız. Burada Vitara'yı biraz size anlatacağım. Daha sonrasında da Hyundai Kona'nın direksiyonuna geçtiğimde rekabetten bahsedeceğim. İki araç arasındaki farklardan ve direkt sonuçlardan bahsedeceğim. Sonuçta zaten Kona'nın direksiyonundayken size aktaracaklarım arasında olacak. Burada neler var peki? Makyaj gördü kısa süre önce. Makyajla birlikte iç mekan kalite hissi artırılmış. Yukarılarda artık yumuşak plastikler bulmak mümkün. Eskiden sert plastiklere yer veriliyordu. Bunun dışında burada görmüş olduğunuz bu büyük ekran standart olarak geliyor. Android işletim sistemine sahip bir ekran bu. Yani diğer modellerde gördüğünüz firmaların kendi geliştirdikleri arayüzler yerine burada cep telefonunuzda görebileceğiniz Android işletim sistemi görebiliyorsunuz. Belki Android işletim sistemli bir cep telefonu kullanıyorsanız da kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Buradaki simgeler, ikonlar ya da kullanım tarzları muhtemelen benzer olacaktır. Şöyle yukarıdan bir bildirim bölümü bile indirilebiliyor mesela. Bu tarz bir donanım dediğim gibi bazılarını evinde hissettirebilir. Ayrıca ne kadar büyük ekran o kadar teknolojik araçtır anlayışına sahipseniz de herhalde bundan çok mutlu olacaksınız. Güzel okunaklı bir gösterge tablosu. Artık biraz daha süslü eskisine göre. Ortasında da artık 4.6 inçlik büyükçe bir ekran, renkli bir ekran var. Eski likit kristal ekrana göre. Bunun dışında saklama alanları genişçe bir kapı iç cebi var. Bayağı güzel, geniş ve kullanışlı bir kapı iç cebi var. Hatta büyük şişeleri de alabilecek bir bölmesi var. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Bunun zemini boş bir plastik kaplama, yani kalın bir plastik kaplama olsaydı hoş olabilirdi. Buraya koyduğunuz şeyler bayağı bir ses çıkartacaktır.
Vites kolunun arkasında 3 tane küçük saklama alanı var ve kol dayananın altında da derince bir saklama alanı mevcut. USB portu hemen burada vites kolunun önündeki saklama alanında sunulmuş. Böyle baktığınızda genel kalite algısı güzel. Makyaj sonrasında donanıma bağlı olarak nubuk kaplamalar alabiliyorsunuz. Alcantara'ya benzer. Muhtemelen gerçek değildir ama Alcantara'ya benzer kaplamalar alabiliyorsunuz. Çok da güzel hissettiriyor. Dokusu gerçekten çok güzel bu kaplamaların. Kapı içlerinde bile var ama kapı içlerinde tabii sert plastiklerin arasında bir yerde kalmış o kaplamalar. Makyaj sonrasında sadece 1.4 litrelik turbo beslemeli motor ve otomatik şanzımanla birlikte satılıyor. Vitara 140 beygir güç, 220 Nm tork üretiyor. Gaza biraz sert davranırsanız da bunun çarşılıklarını çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Gerçekten de güzel bir performans hissi var diyebiliriz. Vitara'nın motor maksimum torkunu, yani 220 Nm'lik torkunu 1500 devir dakikadan itibaren üretiyor ve bir sürede bunu sabit tutabiliyor. Güzel bir değer. Alt devirden itibaren gelen nispi olarak yüksek bir tork değeri tabii ki bu çekiş hissini desteklemek konusunda oldukça iyi. Şanzıman örneğin hiçbir şekilde aceleci davranmıyor. Hiçbir şekilde alt vitese geçmek için erkenci olayım, bir an önce alt vitese geçeyim, bir hemen burnunu kaldırsın otomobil diye çalışmıyor. Bunu sizin gerçekten istemeniz gerekiyor. Pedalla gerçekten böyle bir emir vermeniz gerekiyor. Ancak o zaman bir alt viteste devam ediyor. Sert davranırsanız da çok hızlı bir şekilde vitesi düşürüp bir alt vitesi kullanıma sunuyor ki siz rahatça o ara hızlanmanızı tamamlayabilin. Yani çok güzel bir şekilde sizin karakterinize uyum sağlayabiliyor. Motor şanzıman ikilisi çift karakterli yapısını sadece sizin isteğinize bağlı olarak ve herhangi bir yerde mod vesaire seçmeden çok rahat bir şekilde kullanıma sunuyor. Bunun bir neticesi olarak tabii ki yakıt tüketimi çok önemli. Şu andaki yakıt tüketimim 7.9 litre 100 kilometrede ama 32 kilometre saatlik bir ortalama hızla birlikte geliyor. Bu veri yani bayağı bir sıkışık trafik verisi, muhtemelen şehir içerisinde elde edebileceğiniz bir veri. Buna karşılık şehir dışı yollara çıkarsanız ya da daha doğrusu daha yüksek hızlı bir ortalama tutturursanız ki normal kullanımlar genelde böyle olur. Sürekli şehir içi durpak trafikte araç kullanmayabilirsiniz. Arada bir çevre yollarına mesela çıkıp sabit hızlı sürüşler yapabilirsiniz. O zaman da ortalamanız 7.3-7.4 litre civarlarında olacaktır 100 kilometrede. Bu da çok iyi bir veri. Böylesine bir güç çıkışına karşın Suzuki modelleri tasarruf konusunda günümüzün en başarılı modelleri arasında yer alıyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun bu da. Bunun dışında sürüşün diğer özelliklerine geçecek olursak önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var. Makyajla birlikte birazcık süspansiyon sistemi elden geçirilmiş ama neresini elden geçirmişler çok anlamadım. Aynı makyaj öncesindeki gibi birazcık tangur tungur bu otomobil. Neredeyse hiçbir şeyi filtreleyemiyor. Sönümlemeyi geçtim, filtreleyemiyor bile. Ki bizde logar kapakları asla sabit seviyelenemediğinden, normal yol seviyesinde olamadığından da her logar kapağını, her yamayı rahat bir şekilde aracın içinden hissediyorsunuz. Hem sarsıntı olarak hem de vuruntu olarak bunların tamamını hissediyorsunuz. Konfor namına süspansiyon sisteminin neredeyse hiçbir şey yok. Bir GTI'den bekleyeceğiniz konfor seviyesine sahip bile diyebilirim herhalde. Ondan biraz daha iyi sönümleme sunuyordur belki. Artikülasyonu daha fazla olduğu için süspansiyon sistemini. Bunun dışında konforun diğer elemanları da durum nedir diyecek olursanız sessizlik konusunda o kadar kötü değil. Yüksek hızlara çıkarsanız rüzgar gürültüsü de alıyor. Bazen lastik gürültüsü de alıyor zemine bağlı olarak ama bunların hiçbiri kulak tırmalayacak kadar ya da dikkat çekecek kadar fazla değil. Madalyonun öbür tarafında yol tutuş konusunda süspansiyon sisteminin iyi sonuçları var aslında bakarsanız. Gayet güzel bir makul bir yol tutuşu var aslında bakarsanız. Evet önden kayma eğilim var ama çok erken gelmiyor. Rahatça da kontrol altında tutulabiliyor ve arkası da daha stabil, bekleyeceğinizden biraz daha dengeli diyebilirim. Ama direksiyonu da, yani bunu yumuşatmayacağım çok fazla. Bu devirde bu direksiyon sistemi olmaması gerekirdi bu otomobilde. Her hızda neredeyse rahatsız edici bir direksiyon sistemi var otomobilin. Düşük hızlarda, düşük açılardan geri toplaması neredeyse hiç yok. Yüksek hızlarda da, yani hız yükseldikçe de bu devam ediyor ama açı biraz daha küçülüyor, yani daha küçük açılardan geri toplamamaya başlıyor bu sefer de. Donanımlar vesaireler kısmını Kona'nın direksiyonundayken anlatayım, rekabetle birlikte anlatayım ki çok fazla uzamasın bu bölümde. O zaman Hyundai Kona'nın direksiyonuna çıkalım bakalım rekabette neler varmış, onda neler varmış, sonuca gittiğimizde nelerle karşılaşacağız. Şimdi de Hyundai Kona'nın direksiyonundayız. Önce tabii ki iç mekandan başlayalım, neler var neler yok. Vitara'dan inip Hyundai Kona'nın direksiyonuna geçtiğinizde sanki çağ değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Vitara'nın kokpiti
biraz 2010'ların başından kalmış gibi. Kona'nın kokpiti ise bugün ne bekliyorsak onları sunan bir alan. Malzeme kaliteleri açısından öyle çok çok büyük farklılıklar yok. Yukarılarda sert plastikler zaten bu sınıfın vazgeçilmezi aslında bakarsanız. Neredeyse her modelde sunuluyor ama hem dokunduğunuzda daha iyi hissediyorsunuz sert malzemelere bile, hem de yumuşak malzemeler daha ulaşılabilir yerlerde kullanılmış. Dahası elinizin dokunduğu olağan yerlerdeki plastiklerde, işçiliklerde biraz daha iyi. Sunumun geri kalanı ile ilgili, yani tasarımla ilgili konuşmuyorum. Tasarıma dair konuşmuyorum. Tasarımı siz bilirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Onu beğenirsiniz, bunu beğenmezsiniz ya da tam tersi olur. O kısımlar size kalmış. Sadece malzemelerin hissettirdiklerinden bahsediyorum. Sunumlar konusunda bu 7 inçlik ekran yine üst donanımla birlikte geliyor Kona'da. Buna karşılık Suzuki Vitara 10 inçlik bir ekranı standart olarak sunuyor her donanımında. Yani ekranın büyüklüğüne önem veriyorsanız gerçekten de Vitara fark yaratacaktır burada. Kullanışlılık açısından aslına bakarsanız Vitara'nın iyi olduğu bölümler var. Android işletim sistemi biraz daha sezgisel kullanım sunuyor. Burada biraz alışmanız gereken bazı menüler var. Ekranların çözünürlükleri birbirlerinden çok uzak değil. Ama Vitara'da çok daha büyük bir ekranla bu çözünürlüğün verildiğinde atlamamak lazım. Öbür taraftan da daha keskin bir görüntü alıyorsunuz. Hyundai'nin ekranında Vitara'nın sanki üzerindeki o son jelatini çıkartılmamış gibi bir hafif bir puslu durum var. Bu arada bazı donanımında Hyundai Kona'nın monokrom bir müzik sistemi ekranı sunuluyor. Bu ne demektir? Siyah beyaz, likit kristal bir ekran var burada demektir. Standart donanımla birlikte. Gösterge tablosu okunaklı, rahat bir gösterge tablosu. Tıpkı rakibinde olduğu gibi biraz daha süslerden arındırılmış, daha sade gösterge tablosu. Ortadaki dijital ekran Kona'nın bazı donanımı ile üst donanımda farklılık gösterebiliyor. Bazı donanımda daha küçük bir ekran geliyor. Üst donanımda ise hem renkli hem de biraz daha geniş bir ekran alıyorsunuz. Bu çok önemli çünkü bütün araç ayarlarını o ekran üzerinden yapmak zorundasınız Hyundai Kona'da. Saklama alanlarına geçebilirim sanırım kokpit sunumlarından sonra. Kapı iç cebi rakibinden dar, bir hayli dar. Öne doğru özellikle çok daralıyor. Hoparlör yuvası nedeniyle bayağı bir oradaki alan daralmış ama bir şişe koyacağınız yer var orada en azından. Ama diğer eşyalarını saklayacağınız çok fazla yeterli alan bulmanız kolay olmayacaktır. Bunun dışında vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı mevcut. Hatta iki katlı bu saklama alanı. Genelde bu iki katlı alanlar çok rahat kullanılmaz ama buradaki kullanışlı. Ve tam yumuşak bir plastik olmasa da öyle çok fazla ses çıkarmayacak bir plastikle kaplanmış burası. Dahası alt taraf üst donanımla birlikte kablosuz şarj alanı haline geliyor. Burada iki tane USB portu, bir tane AUX girişi ve bir tane de 12 voltluk çakmak çıkışı mevcut. Yani bütün şarj ihtiyaçlarınız, bağlantı ihtiyaçlarınızı buradan rahatça karşılayabiliyorsunuz. Vites kolunun arkasında iki tane güzel nizami bardaklık var. İşiniz çok rahat görecektir. Bardaklıkların arasında da kart takmak için küçük yerler konulmuş. Otoparka girdiğinizde mesela alışveriş merkezi otopark kartlarını buraya rahatça koyabilirsiniz. Ve koltuğunun altında da rakibinden biraz daha genişçe bir göz bulunuyor. Burada da gözlük kapını atlamak lazım herhalde. Saklama alanları böyle. Kokpit bölümünü sonuca bağlayacak olursak kokpit bölümünün kazananı Hyundai Kona oluyor. Çünkü burada ödediğiniz paranın karşılığını daha iyi aldığınızı hissedeceksiniz. Kullanışlık açısından çok önemli farklar yok. Kapı iç cebinde Suzuki Vitara daha geniş bir alan sunuyor sadece. Onun dışındaki sunumlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Ama dediğim gibi kalite algısı yönünden Hyundai Kona'nın belirgin bir üstünlüğü var. Sürüşe geçelim. Orada neler var? Tabii bu da önemli. Kona'nın yakın zamana kadar benzinli motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyonu satılıyordu Türkiye'de sadece. Sonrasındaysa dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı versiyonu geldi. Doğal olarak bütün ilgi hem Hyundai'nin ilgisi hem de tabii ki tüketicilerin ilgisi dizel motora yöneldi. Bu durumda karşılaştırma sanki tam eşit değil gibi ama anlatacağım size. Çok da uzak olmadıklarını umarım siz de göreceksiniz. Şöyle ki Suzuki'nin 1.4 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru 140 beygir güç, 220 Nm tork üretiyor. Hyundai'nin 1.6 litrelik dizel motoru ise 136 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor. Buna karşılık Suzuki benzinli motoruyla yaklaşık 1250 kg çekerken tartıda Hyundai Kona bu dizel motoru, otomatik şanzımanı ve üst donanım seviyesinde 1550 kilo çekiyor. Yani arada 300 kilogramlık fark var. 100 Nm için 300 kilogramlık fark tabii ki önemli. İkinci bir farklılık, Suzuki Vitara ile birlikte tork konvertörlü 6 vitesli bir şanzıman satın almış oluyorsunuz. Yani tam otomatik bir şanzıman satın almış oluyorsunuz.
Kona ise 7 vitesli çift kavramalı bir şanzımanla birlikte geliyor. Bütün bunların ışığında iki otomobil birbirine olabildiğince yakın aslına bakarsanız. Özellikle performans verileri açısından 100 Nm'lik fazladan torku ve çok daha atak, çok daha gücü kesintisiz aktarabilen şanzımanı sayesinde Hyundai Kona performans açısından kesinlikle eksik hissettirmiyor. O 300 kilogramlık ağırlığını yok sayabiliyor çok rahat bir şekilde. Vitara ise normal kullanıcılara biraz daha ağır kanlı cevaplar veriyor. Çünkü yakıt tüketimin daha fazla düşünülmesi gerekiyor. Benzinli bir motorla birlikte. Peki tüketim bölümünde neler var? Hyundai Kona'nın yakıt tüketimi 6.3 litre 100 kilometrede 34 kilometre saatlik ortalama hızla birlikte elde ettim bunu da. Üstelik de sabit hızlı sürüşlerde bunu çok rahat bir şekilde düşürebiliyorsunuz. 5.5 litrelere kadar 100 kilometrelik tüketiminizi çok rahat bir şekilde düşürebiliyorsunuz ki dizel motorların en büyük avantajı da budur zaten. Burada bu çift kavramalı şanzımanın da hakkını yemeyeceğim. Şanzıman çok hızlı, soluksuz vites değiştiriyor ve bu sayede de güç aktarımını hem kesintisiz yapıyor hem de neredeyse hiçbir şekilde kayıp olmadan gücü tekerleklere aktarabiliyor. Yani normal olağan kayıplar dışında ekstra bir kayıp olmadan gücü tekerleklere aktarabiliyor. Sonuç itibariyle baktığınızda Kona'nın 1500 kilogramı aşan boş ağırlığına rağmen dizel motoru ve çift kavramalı şanzımanı sayesinde Vitara'dan hem performans hem de tüketim açısından daha iyi olduğu ortaya çıkıyor. Sürüşün diğer bölümlerinde bu dizel motorlu Kona önden çekişle birlikte geliyor. Sadece önden çekişli Kona'larda da arkada torsiyon çubuğu oluyor. Dört tekerlekten çekişli bir Kona satın alsaydınız o zaman arkada çok kollu bağlantılar gelmiş olacaktı. Çok kollu bağlantılarla torsiyon çubuğu arasında Kona'nın sürüşü ciddi bir farklılık gösteriyor. Torsiyon çubuğuyla geldiğinde biraz daha kaba, biraz daha sert ve viraj içerisindeki tümseklere, çukurlara, darbelere biraz daha hassas hale geliyor Kona. Bunun da bir sonucu olarak biraz daha sinirli hale geliyor aslında bakarsanız. Yani hem konfordan kaybediyor hem yol tutuştan kaybediyor. Enteresan bir birleşke çünkü Kona'nın asıl kurulumunun arkada torsiyon çubuklu olmasını beklerseniz ama görünen o ki asıl kurulum arkada çok kollu bağlantıyla gelen imiş ve torsiyon çubuğu da buna alternatif olarak kullanılmış. Çünkü asıl kurulum demek mühendisliğin asıl vakit harcadığı taraf olması gerekirdi ve şasi ayarının da ona göre yapılması gerekirdi. Sonuç olarak baktığınızda karşısındaki rakip pek güçlü olmadığı için bu iki konuda da Kona hala iyi durumda. Kona rakibinden daha modern, daha canlı, daha konforlu hissettiriyor. Burası kesin. Dahası direksiyonda ondan çok daha iyi ayarlanmış. Düz konumundaki hassaslığı da daha iyi. Genel hızı da daha iyi. Tepkileri de gayet güzel ve sizi çok daha az yoracak bir direksiyon sistemi. İki direksiyonda geri bildirimler konusunda vasatlar ama bu tarz bir araçta belki de çok fazla bunu beklemezsiniz. Bunu da bir kenara herhalde koymak lazım. Küçük crossoverlar sonuç itibariyle bu araçlar. Bunun dışında konforun diğer öğeleri mesela lastik gürültüsü konusu da ilginç. Vitara'da kullandığım Vitara'da yaz lastikleri vardı. Bu araçtaysa kış lastikleri var ve 18 inçlik jantlar var ayrıca. Geniş tabanlı kış lastikleriyle birlikte. Lastik gürültüsü ona rağmen Vitara'dakinden daha az hissediliyor. Ve diğer sesler de nispi olarak daha düşük hissediliyor. Sonuç itibariyle baktığınızda Vitara'nın sürüşünün bayağı bir elden geçirilmesi gerekiyormuş. Bu devirde, bu sınıfta rekabet edebilmesi için. Atladığım bir konu var mı diye düşünüyorum. Rüzgar sesleri konusunda 3 aşağı 5 yukarı iki araç birbirine yakın diyebiliriz herhalde. Çok fazla ayrılmıyorlar. Sürüş bölümünü de böylece sonuca bağlayabiliriz sanırım. Sürüş bölümünün kazananı da Hyundai Kona oluyor. Suzuki Vitara aynı kokpitinde olduğu gibi sürüşünde de bir 10 yıl geriden geliyormuş gibi hissettiriyor. Bu da makyajla aslında çözülebilecek bir durumdu ama tercih etmemiş Suzuki mühendisleri, Suzuki yetkilileri böyle yapmayı. Diğer bölümlere geçelim. Fiyatlar, donanımlar kısımlarına geçelim. Donanımlarda çok önemli farklılıklar var. Öncelikle şöyle ki Suzuki Vitara'da Hyundai Kona'da iki tane donanım seviyesiyle satılıyor. Suzuki Vitara'da GL Plus ismini taşıyan bir baz donanım var. Ve onun üzerinde de GLX Premium ismini taşıyan bir donanım var. Buradaysa Style ve Elite Smart ismini taşıyan iki donanım seviyesi mevcut. Suzuki'nin baz donanımından itibaren 7 hava yastığı sunuluyor. Diz hava yastığı da standart. Kona'da ise 6 hava yastığı sunuluyor. Bunun dışında Suzuki Vitara'nın 4 tekerlekten çekişli versiyonlarında standart donanımda yani GL Plus ismini taşıyan, GL Artı ismi taşıyan donanımında
Adaptif sabitleme sistemi, otomatik fren yapabilen bir fren yardımcısı, şerit takip uyarı sistemi, kör açı algılama sistemi, geri geri giderken sizi yoldan geçen araçlarla ilgili uyaran bir çapraz açı algılama sistemi. Bunların hepsi standart olarak sunuluyor. Bu tarz donanımları almak için Kona'nın Elite Smart isimli donanım seviyesini satın almanız gerekiyor. Onu aldığınızda ise sadece kör açı algılama sistemi ve geri geri çıkarken çaprazdan gelen trafik aklı sizi uyaran bir sistem satın almış oluyorsunuz. Yani öyle çok da ileriye taşıyamıyorsunuz güvenlik donanımlarını. Bu konuda, yani güvenlik donanımları konusunda, Suzuki Vitara gerçekten iyi konumda. Bu arada önden çekişte, dört tekerlekten çekiş fark etmez. Fark etmeksizin GLX Premium isimli donanım seviyesinde bunların hepsi de standart olarak geliyor. Bunlar güzel. Dahası 10.1 inçlik ekranı, LED farları gibi donanımlarla da Vitara biraz daha farklılaşıyor. Kona'da bu tarz donanımlar da öyle veya böyle sunulmayan donanımlar arasında. Yani donanım açısından baktığınızda Vitara'nın belirgin bir üstünlüğü var gibi gözüküyor Kona'ya karşı. Kona'nın donanımları biraz daha küçük sınıf sınırlarında kalmış. Vitara'da ise biraz daha fazla çeşitlilik sunulmuş. Özellikle güvenlik donanımları açısından bu böyle geçerli. Fiyatlar konusuna geldiğimizde, bir tanesi benzinli, bir tanesi dizel motorlu iki araç söz konusu olduğunda dizel motorlunun belirgin bir şekilde pahalı olmasını beklersiniz ama donanımlarla bu fark kapatılmış. Aslına bakarsanız Suzuki Vitara ile Hyundai Kona'nın fiyat seviyeleri neredeyse birebir aynı. Başlangıç seviyesi Suzuki Vitara'da 170 bin lira civarlarında. 1.4 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzımanla önden çekişle birlikte tek renkli ve GL Plus isimli baz donanıma sahip bir Vitara satın almak istediğinizde, buna karşılık dizel motor, otomatik şanzıman ve Style isimli baz donanım seviyesiyle Kona'nın başlangıç seviyesi de 175 bin lira civarlarında. 177 bin lira civarlarında diyelim ya da. Bu civarlarda, yani aralarında öyle dağlar kadar fark yok dizel motorla benzinli motorlu başlangıç seviyeleri açısından. Donanımlı bir Kona ya da Vitara satın almak istiyorsanız da 200 bin liralara çıkmanız gerekiyor. Fark oluşturan sadece 4 tekerlekten çekişli versiyonların fiyatı 220-230 bin lira civarlarına kadar çıkıyor. Suzuki Vitara'da önden çekişe razıysanız ama alacağınız fiyatlar Kona ile birebir aynı. Bu da demek oluyor ki Kona, aslına bakarsanız kullanım maliyetleri biraz daha düşük olacağı için, dizel motoruyla birlikte, daha düşük yakıt tüketimiyle birlikte burada bir nebze öne çıkıyor. Ama istediğiniz şey, aradığınız şey donanımsa da onu size sunabilecek, daha zengin bir şekilde sunabilecek olan Vitara oluyor. Sonuca bağlayacak olursak karşılaştırmamızın kazananı Hyundai Kona genel olarak daha modern olmasıyla bu unvanı elde etti. Ve en çok da sürüşünde kazandığı puanlarla, topladığı puanlarla Kona birinciliği almış oldu. İyi bir rekabet var ortada. Gerçekten güçlü bir rekabet var. Güvenlik donanımı istiyorsanız Suzuki Vitara çok çok iyisini sunuyor. Şu anda sınıfındaki en iyi sunumlardan bir tanesine sahip. Ama diğer neredeyse bütün konularda Kona hiç geride kalmamasına rağmen bazı konularda belirgin bir şekilde daha iyi sunumlara sahip Vitara'ya göre. O zaman sanırım bu kadar. O zaman bu karşılaştırmadan sanırım bu kadar. Bir sonraki testte karşılaştırmada ya da her neyse artık onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.